Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün biz Mehmet'le düğüne gidiyoruz. Mehmet'in yakın arkadaşlarından biri evleniyor bugün. Açık havadayız. Böyle harikalar diyar var arkadaşlar Ankara'da. Sincan tarafında. Oradaymış düğün, açık havadaymış. Şu anda dışarıda olduğumuz için, açık havada olduğumuz için maske takmıyoruz. Çünkü gerek yok yani buna. Kapalı bir ortamda olsak o zaman doğru takmamız gerekiyor. Bu arada şöyle gözlüğümü çıkarayım. Güneş geliyordu az önce. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz çok şükür. Şu an saat kaç Mehmet? Şu an saat 7.30. Saat 7.30. Sağ tarafa geliyoruz. Düğün 7'deydi. Biz birazcık anca Ömer Yusuf'tan dolayı toparlandık. Anca yetiştik. Anneannesine bıraktık Ömer Yusuf'u. O anneannesinde şu an. Orada teyzesiyle, dedesiyle takılacak. Biz de düğünden çıkışta onu alacağız. Şimdilik dolaşıyoruz. Burası da bayağı güzel bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Evet, böyle arkadaşlar yeşil alanları var. Yani Ankara'da böyle yeşillik bulmak biraz zor ama şu an açık havada böyle yürümek güzel oluyor. Bize de böyle bir fırsat olmuş oldu. Normalde pek fazla yürüyemiyoruz. Yani böyle ortam olmadığı için yürüyüş de yapamıyoruz. Arabayı dışarıya park ettik. Şöyle parkın dış tarafında park yerleri var. Araç park yerleri. Oraya park ettik. Şu anda salonu bulmaya çalışıyoruz. İnşallah buluruz bakalım. Neredeymiş salon Mehmet? Salon burada var. Gideceğiz, şöyle büyük çadırlar var. Ama şimdi gözükmüyor. Bak gördün mü beyaz? Ha, onun evet. Alt tarafında. Şöyle şurada beyaz çadırlar varmış ama şu an orayı sizlere tam gösteremiyorum net. Çünkü gökyüzünden dolayı kamerada parlıyor. Şu arada hatta şöyle göstereyim. Evet. Şu ortada görünen yer arkadaşlar. Bakın burası da gayet böyle güzel. Şöyle yürüme yerleri var. Buralar yeşil. Çimlere basmıyoruz tabii ki. Böyle insanlar çok kalabalık değil ama kenarlara oturmuşlar. Çay falan içiyorlar. Çünkü mangal yapılmıyor. Şu anda yasak devam ettiği için. Ama çayını, çekirdeğini alan, gelip böyle küçük sandalyeleri olanlar ya da yere kilim seren fark etmez. Oturuyorlar. Güzel bir şey aslında. Çünkü oksijen almak gerekiyor. Yani evde çok kalmak iyi değil. Ondan dolayı da böyle gelip vakit geçiriyor insanlar. Şurası evet arkadaşlar. İşte çadır. Salon var. İnşallah şaşırtmam. Burada mı bizim gideceğimiz tabii yer? Tabii bak, şunun altında bak. Görüyor musun? Göl var. Ha, göl. Şurada göl var arkadaşlar. Ha, birazdan salon var. Oraya doğru yaklaşınca daha net bak, göstereceğim. Gördüm, bizim çocuklar orada. Tamam, doğru. Oradaki salon. Evet, burada göl var. Güzelmiş. Şimdi oraya gidince sizlere daha yakından paylaşım yapacağım. Evet arkadaşlar, gölün kenarına geldik. Burası da güzelmiş bayağı. Şöyle birazcık yaklaşalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle. Güzel bir manzara. Orası da oyuncak dünyası. Harikalar bir yer şimdi. Evet. Şimdi düğün salonumuza yaklaştık. Oraya doğru gideceğiz. Evet, şimdi düğün salonuna geldik arkadaşlar. Göl Düğün Bahçesi salonun adı. Yani böyle dışarıda. O yüzden çok sağlıklı şu an Covid için. Evet, şimdi yerimizi alacağız. Birazdan yine görüşürüz.
çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi düğünden çıktık. Benzin alıyoruz. Ömer Yusuf'u da alacağız. Annemlerden biraz huysuzlanmaya başlamış. İnşallah çok fazla huysuzlanmamıştır diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Yarın da iş var. İşe gideceğim ben. Güzel bir gündü. Vakit geçirmiş olduk. Eğlendik. Açık havada olduğu için çok iyiydi. Gerçekten hani daha içimiz rahat etti en azından. Tabii oynama falan o tarz şeyler, halay, onlar yasaktı, onlar yoktu. Yemekli bir düğündü zaten. Yemek yendi, müzik eşliğinde. O şekilde oldu, güzeldi. Çiftlere mutluluklar diliyorum. Bir ömür boyu inşallah bir yastıkta kocasınlar. Biz de şimdi eve gideceğiz. Benzinimizi alıp artık Ömer Yusuf'un uyku saati bayağı bir geldi, geçiyor. İnşallah gece de rahat bir şekilde uyur. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.